kalp yetmezliğine ilişkin de çok fazla soru var. Neden olur diye. Nefes darlığı ilaçlar yapar mı diye de gelen sorular var. İlaçların yan etkisi var mıdır diye de gelen soruların cevabı olsun hocam. İlaçların yan etkisi elbette ki vardır. Evet. Hemen hemen her ilacın yan etkisi vardır. Biz ilaçları hastalarımıza verirken tabir yerindeyse defalarca düşünmemizin sebebi aslında budur. Çünkü tıptaki temel prensip önce zarar vermemektir. Vereceğimiz ilacın yarar-zarar dengesini en ince ayrıntısına kadar hesaplayıp ondan sonra ilaç veriyoruz. Verdikten sonra da hastamızın elbette kullanmasını bekliyoruz. Çünkü bu uzunca bir değerlendirmenin arkasından verdiğimiz bir karar. Biz hastamıza bu ilacı kullanmalısınız dediğimiz zaman hastamız şöyle düşünmeli. Bu hastanın bu ilacın olası bana yan etkileri olabilir ama bu yan etkilerden daha çok elde edeceğim yararlar var. Dolayısıyla bu ilacı hekimimiz bize bunun için reçete etti diye düşünmesi lazım. Yan etkisiz belki genelleme yapmak gerekirse neredeyse yan etkisiz ilaç yoktur desek herhalde yeridir. Evet. Ama yan etkilerin bir kısmı öngörülebilir yan etkilerdir. Bizim klasik olarak belli oranda hastada gördüğümüz ve çok endişe etmediğimiz yan etkilerdir. Ama bir kısmı da öngöremediğimiz, belki ilacın prospektüsünde bulunmayan, belki kayıtlara hiçbir şekilde geçmemiş o hastada ilk kez görülen yan etkiler olabilir tabii. Bunlar o hastalara adına eğer ciddi bir problemse elbette talihsiz bir durumdur. Ama bilinçli bir hasta gördüğü bir etkiyi, ilaca bağlı olduğunu düşündüğü bir etkiyi mutlaka hekimiyle paylaşmalıdır. Bizler hekimler olarak da ilgili birimlerle bu ilaçların yan etkilerine yönelik geri bildirimler yaparak bu konuda bir bilgi havuzu oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz. Hastalarımız bize bunu aktardığı takdirde biz de ilgili birimlere aktararak bu ilacın ilk defa kayıtlarda bulunmayan, bilgimiz dahilinde olmayan şöyle bir yan etkisi de olabilir, bir hastamızda bunu gördük gibi bir bilgilendirme yapıyoruz. Ekleme belki de değil evet. mi hocam? Evet. İlaç konusu her ne kadar kimi hastalarımız çok kolay bir şekilde belki kendi kararıyla ilaç alma yoluna gidiyor. Belki hekimlerimiz kısmen bizler bazı durumlarda daha kolay yazıyoruz. Bazı durumlarda da dediğim gibi çok daha titizlikle düşünerek ilaç kararı veriyoruz. Kolay bir şey değildir. Bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiyseniz siz de muhtemelen bilirsiniz. Bir insanın her gün belirli saatte belirli bir ilacı alması aslında kolay bir şey değildir. Belki yutamama sıkıntısı olanlar da var hocam. Ekran başında o daha sıkıntılı bir durum tabii. Evet. Bu bir alışkanlık. Her gün kullanılan bir ilacın hasta tarafından kabullenilmesi gerçekten kolay bir şey değil. Özellikle 40'lı yaşlara kadar, 50'li yaşlara kadar kronik bir hastalığı olmayan, daha önceden doktorla, hastaneyle, ilaçla çok yüzleşmek zorunda kalmamış kişilere bunu kabul ettirmek gerçekten zor. Özellikle tansiyon hastalarında bunu çok yaşıyoruz. Evet. Hani ben geziyorum, tozuyorum. Kilom yok. Yeri geliyor spor evet. yapıyorum. Evet. Ağrı egzersiz yapıyorum. Hiçbir sorun yaşamıyorum. Ben niye ilaç kullanıyorum gibi bir özellikle tansiyon hastalarında böyle bir dirençle karşılaştığımız bir gerçek.